Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Karşınızda Contain, şu anda Steam'de ulaşılabilir bir şekilde erken erişim versiyonuyla bizlerle olan bir FPS türünde Türk yapımı oyun. Evet, yanlış yapmadınız. Tamamen Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmüş bir oyun var karşımızda. Contain'i uzun zamandır hani sosyal medyada görüyordum zaten ama deneyimlemek bugüne kısmetmiş. Steam'de görünce öncelikle bir yorumlarına baktım. Olumlu olumsuz yorumlar vardı. Ben de satın alıp kendim deneyimleyip kendi yorumlarımı sizlere aktarmak istedim. Ve şu anda Contain ile birlikte karşınızdayım efendim. Şurada yazan bir yazı var. Early Access oyunlarda genellikle gördüğümüz bir yazı. Oyuncuların da zannediyorum ki genel anlamda teknik problemlerden dolayı dert yandığı bir durumda oyun. Şu an oyun yapım aşamasında ve bu yapım aşaması sürecinde hani bir erken erişim sürümünü oynadığınız içine getirmek istiyor yapımcı. Hatalarla, performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer bunları görürseniz lütfen bizlere raporlayın. Teşekkür ederiz ve iyi eğlenceler demişler. Haydi bakalım. Tek başımız oynayabildiğimiz, öyle ekiple falan bir oyun mu bilmiyorum ama zannediyorum evet, oyun kur oyuna katıldı dediğine göre ekiple oynanabilen bir oyun. Bakın şey yapmadım, gerçekten oturup aa bu oyun neymiş, single player hikayeli bir oyun mu yoksa çoklu kişiyle oynanabilen böyle Ready or Not, Escape from Tarkov, Squad gibi bir oyun mu, gerçekten o tarafını araştırmasını yapmadım. O yüzden bilmiyorum, ondan dolayı bir oyuna katılacağım ve oyun odası arayacağım. Hatta şey yapabiliyor muyum, tek başıma oyun kur deyip tek başıma da girebiliyor muyum? İlla iki oyuncu mu lazım? Matt Mellows Room, dur bakayım şöyle bir oluşturayım hemen. Tek başıma oynayabiliyor muyum ya da yanıma illa bir oyuncu gerekiyor mu? Bakacağım. Operasyonların üssü. Hadi bakalım. Base of Operations. Şurası çıkış noktamız. Deployment Zone. Bu alan biraz şey gibi, Ready or Not'taki işte hani göreve geçmeden önce sağa sola gezindiğimiz, baktığımız yerler var, oraya benzettim. Şu an ben en üst grafik ayarlarında oynuyorum oyunu. Ama ufak tefek böyle ara ara takılmalar görebiliyorsunuz farkındaysanız. Bu erken erişim sürecinden kaynaklanıyordur diye tahmin ediyorum dedi. Yapımcının da söylediği gibi. Şimdi burada çok geç, bölge 8, sığınak ve yarım kalan iş adında birçok görev var. İlk müdahale ekibiyle bağlantınız kopmuştur. Düşman unsurun taktik gücünüzün üyelerini ve diğerlerini dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Onları düşman olarak kabul edin diye bir görev var mesela, çok geç diye. Pekala, şimdi görev noktası açıldı ama göreve gitmeden önce etrafta acaba bir şeyler yapabiliyor muyuz, onlara da bir bakayım. Mesela burada bir bilgisayarımız var ama erişim sağlayamıyorum. Revenge of the Mage. Burada posterlerimiz. Peki. Herhangi etkileşime girebildiğim buralarda bir şey var mı? Yok. Ay o neymiş ya öyle? Oy bu neymiş ya? Vay 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 vay. Grafikler tatlı gözüküyor bu arada. Harbi grafikler, silah detayı falan hoş gözüküyor. Ekipmanı kişiselleştir. Heh, şurada bir yerimiz var. Ekipman kişiselleştir kısmı şu an karakterimiz önümüze geldi. Buradan mesela şöyle kaskımıza vesaire geçebiliriz. Helmet, kaskın A tipi, B tipi var. Şapkanın A tipi, B tipi var. Tamam, şuna geçelim. Kulaklık. Kulaklıksız olmaz. Getir bakayım. Bu ney? Balaklava. Bu yüz maskesi gibi bir şey galiba. Çok bilmiyorum ama şunu yapayım. Havalar soğuk. Taktiksel gözlüğümüz. Çok gerek yok. Şu iyiymiş. O kadar da kapatmayalım yüzümüzü. Adam nefes alsın. Tamam, zırhımız burada. Ben bunu yani bu çelik yelek diyor. Ben hep oyunlarda zırh dediğim için buna. Bu tarz oyunlarda benim için zırh. Çelik yelek, zırh hep aynı. Tamam, şöyle dediğim gibi havalar soğuk. Uzun kollu olsun. Şimdi bunları alfa beta Charlie Delta Echo kayıt yapabiliyoruz galiba buraya. Şarjörlerimiz vesaire, tamam. Burası okey. Burası karakter görünümüyle alakalı teçhizatlarımız. Peki ekipman? Yani silah konusunda bir şey yapabiliyor muyuz? Kemer, pantolonlar, tişört, ayakkabı, burada bir şey yok. Hani farklı silah türlerine geçebiliyor muyum? İkincil bir tabancam vesaire var mı?
Burası herkesin dolabı. Tamam. Buraya diğer oyuncularla girdiğimizde biri diğerini beklemesin. Herkese birer dolap vermişler anladığım kadarıyla. Buradan ayarlamalar yapılıyor. Her neyse hadi. Let's go. Silah kişiselleştirir. Yes işte aradığım yer. Buraya da bakalım, buradan gidelim. Şimdi customize dediğimizde silahımızı bayağı özelleştirebiliyoruz. Farklı dürbünler takabiliyoruz. Tamam, Red Dot Sight benim genellikle sevdiğim bir şey zaten. Silahı şöyle döndürdüm. Parçalar ayır. Oha. İyiymiş lan. Bu güzel. Bak, silahı parçalara ayırdık. Şu an mermisine kadar çıktı. Vidasına, vidasına kadar çıktı. Tamam, Red Dot Sight benim sevdiğim zaten. Onda sıkıntı yok. Şunu değiştirebiliyor muyum? Mesela bunu buradan alıyoruz. Bunu buraya nasıl takıyoruz hocam? Onu şey yapamadım. Bunu mu buraya getiriyorum? Yo. Allah Allah. Hani bu bende yok mu şu an acaba? Mesela bunu buraya tıkladığımızda şey olsa daha güzel olmaz mı? Yani mesela ben bunu seçtim abi. Tamam mı? Ben bunu seçtim atıyorum. Mouse gitti bu arada. Dur. Mesela onu seçtiğinde direkt başka bir ekipman seçilmiş. Arka kıç kısmı değişse falan çok daha tatlı olurmuş gibi geldi. Tamam, silah kişiselleştirme kısmı belki de daha açmadığımız için, yani bir şeyler açmadığımız için yerleştiremiyor olabiliriz. Bir şöyle gidelim bakalım. Oyunun dinamiklerini görelim. Nasıl olmuş, neymiş, ne değilmiş. Bir öğrenelim. Vuruş hissi nasıl, aksiyonu nasıl, bir yapay zekaya karşı savaşıyorsak yapay zeka nasıl. Bunları bir görelim. Oyunda Türkçe seslendirme şu an için yok ama oyun erken aşama olduğu için yoktur diye tahmin ediyorum. İlerleyen dönemde oyuna Türkçe dublajda gelebilir. Yani ben yapımcıyla konuştum, kesin gelecek demiyorum. Ben kendi görüşüm Türkçe dublajda gelir tahmin ediyorum diye bir fikir iletiyorum sadece. Hiç gelmeyebilir. Ama arayüzümüz Türkçe zaten. Oyunu, hikayesini varsa hikayesini anlamak ya da yazılan edeni anlamak konusunda Türk oyuncular olarak bir problem yaşamayız o konuda. Evet, aracımızla, görev aracımızla yerimize geldik. Tabii ben tek girdiğim için yanımda ekip arkadaşlarım yok. Ben tek kurt. Göreve çağrılmış. Aslında emekli olmuş. Yıllardır bu işi yapmayan ama tek çare olarak abi zor duruma düştük, gelmen lazım, bir el atman lazım denilen yalnız kurt olarak göreve geldik. Ve geldiğimizde de tek bir isteğimiz vardı. Yanımızda kimse olmayacak. Sadece biz alanda görev alacağız. Vay babana. Buraya bir tane gülücük koymuşlar. Peki. Az güzel gözüküyor ha. Hadi bakalım. Burası taktiksel ekranımız. Buradan etrafı tarayabiliyoruz. Burada hedef mi var? Allahu Ekber, hedef var. Aa, yok oldu gitti lan. Bunlar nasıl düşman acaba? Üstümüzde böyle partiküllü bir şey görmüştük ya, böyle kocaman bir şey dönüyordu. Onun etkisinden dönüştü mü acaba insanlar, ne oldu lan? Alnına kodum herifin de. Hadi gitti ama nasıl bitti o anlamadım. Vuruş hissi tatlı. Sesler tatlı. Güzel. O ne yapıyor oğlum orada? Lan bu korku oyunu mu? Lan bak, ben o kadar bakmadım ya şeyine. Kendim deneyimleyeyim. Olayı neymiş göreyim diye. Bana bak. Susanma ya. Do not forget your past. Geçmişini unutma. Abi estağfurullah, dur bir saniye ya. Ne oluyor oğlum? Allah! Allah belanı. Gerilim verme, gerilim verme, gebertirim. Beyler birbirimize niye sıkıyoruz? Biz niye düşman olduk ya birden?
Tek atarım kafaya. Tık tık. Yat lan aşağı. Dingil. Benim dışımda yürüyen biri var. Sanki benim dışımda yürüyen biri var. Buradan çıkamıyor muyum? Buradan çıkamıyorum. Peki. O ne? Hedef anomali. Ne oldu oğlum? Aa, hayalet avcıları gibi emdim ama anomaliyi. Aha, aldık. Hayalet avcıları gibi emdim lan. Kapana attım, hayalet hiç şey, anomaliyi içine çektim. Da 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 da. Anomaly Busters. Oğlum ne oluyor? Death Stranding gibi kalkmışsınız havaya. Kontrol, Death Stranding, FPS, Ready or Not karışımı. Acayip bir şey olmuş gibi hissettim şu an. Lütfen işbirliği yapın ve sıranızı bekleyin. La oğlum öldünüz mü? Resul, Ceyhun. Oğlum kendinize gelin. Emekli olduk gittik, buraları saldık. Delirmişsiniz bak. Götünüz başınız ayrı oynuyor. Salak salak. Herkesin gözü kıpkırmızı. Allah! O ne oğlum? O ne? Lan ne oluyor? Lan! Ana! O kara delik attı onu bunu çocuğu. Oyunda zorluk seçmedik. Zorluk seçtirmedi ama yapay zekayı... Yapay zekayı bir tık daha iyi beklerdim. Onu söyleyeyim. Ne oluyor? Locate estimated objective areas. Anomaliler için devam et. Anomalileri topla. Find the spot to temporary anomaly zone. Unavailable container. Tamam, okey. Bu okey. Peki ben şeyi soracağım. Ben can nasıl basıyorum abi? Var mı öyle bir seçeneğimiz? Çünkü ben... Ha tamam, canım bu. Okey. Tamam, okey. Heal'ımız varmış. Aa bak, yapay zeka beklediğimin bir tık altında dedim. Ama vurdular mı? İyi vuruyorlar. Aha. Garip bir mevzu dönüyor, anlamadım. Allah! Aha anomali. Vallahi anomali. Yalan be. Oğlum ne oluyor? Anam diyeyim, anam diyeyim. Ortam değişti lan. Allah Allah. Garip bir oyun olmuş. Tamam aldım. Devam edelim. Hadi vallahi vallahi! Allah cezanı vermiş. Öldüm hayvan, solda mı? Sığır gibi girilir mi Mete? Sığır gibi girersen davar gibi öldürürler ya. Tekrar gel, oraya kadar bir geleceğim. Aa bak. İkinci kez başladım. Az önce burada araba yoktu. Ben bu kapıdan geçip gidebiliyordum direkt. Bak bu sefer araba geldi buraya. Let's go. Ha
Pekala. Şu anomaliyi bulmamız lazım. Sesi geliyor. Oha, nasıl ölmedin lan? Bir de oha, sen bana nasıl vurdun ya? Lan nereden geliyor bu yapay? Allah Allah. Bak öldük mü, takım arkadaşlarımla girmiş olsam, ben öldüğümde takım arkadaşlarım görevi tamamlayana kadar ya da düştüm yaralandıysam beni kaldırana kadar onların kamerasından ne yaptıklarını görebiliyorum. Bu arada şurada fark etmişsinizdir, oyun Türkçe arayüze sahip dedim ama bazı yerler erken erişimden dolayı Türkçe'ye çevrilmemiş. Mesela şurada bir Türkçe değil İngilizce olarak belirtilen bir kısım var. Bunlar düzeltilir diye tahmin ediyorum. Oyunun yapımcı ekibi de zaten bunun farkındadır. Yapay zeka ile ilgili ben az önce şeyi söyledim, hani bir tık beklediğimin altına çıktı dedim ya. Onu aslında şöyle düzeltmem gerekir. Yapay zeka sıktı mı, tıpkı Tarkov'daki gibi, sıktı mı bayağı damage veriyor. Yani size hasar veriyor. Ama hareketleri mantıklı bir hareket çerçevesinde değil bazıları. Ha bak, az önce arkamdan dolaşıp arkamdan gelip vuran vardı. O güzel, eyvallah. Bunlar sevdiğimiz şeyler. Yani yapay zekanın hep bir tek bir line'da, tek bir hatta hareket etmemesi güzel. Sıktılar mı, güzel sıkıyorlar. Öyle langur lungur gidebildiğim bir oyun değil. En azından tek başınaysan langır lungur gidebildiğim bir oyun değil. Ama mesela az önce yapay zeka beni gördü bir yerde, sıkmadı. Bu tarz böyle hani havada kalan yerleri var diyeyim. Kötü bir yapay zeka değil. İyi bir yapay zeka, çok iyi bir yapay zeka değil. İyi kötü arasında yerine göre giden ama zorlayan bir yapay zeka var. O da karakterimiz çok hızlı demeye çalışıyor. Bak mesela, bak polis arabası bu sefer yok, gördünüz mü? Bak gördü, direkt sıkmaya başladı. Güzel, pozisyonunu aldı. Güzel abi. Bu arada silah tepmeleri, silah sekmeleri falan güzel ha. Recoil, recoil muhabbeti güzel yani bence. Ya ben öyle çok FPS deneyimi olan bir insan değilim ama. Şarjörüm! Bu arada oyunda bir şey fark ettim. Var mı yok mu ona bakacağım. Zıplama yok mu oyunda? Keşke bir zıplama olsa, güzel olurmuş. Engellerin üzerinden atlama. Çünkü düşmanlar bir anda etrafını sardığında o engellerin üzerinden atlamak istiyor insan. Yapay zeka çok acayip geliyor abi belli yerlerde. Aklım gidiyor ya. Lan! Zili deli bok. Adamı yedi ya. Bunları yiyip yiyip böyle yaratan düşmana mı dönüştürüyor bu? Ne yapıyor? Ne bok yedi belli değil. Manyağın. Psikopat. Bak iki derdi üç olmuş bunlar şimdi. Bunlar niye ikiydi üç olmuşlar? Var bir derdi o bir durum da, dur bakalım. O kaldığım yere dönüyorum. Bu arada bazen ara sahneler gelmiyor. Mesela biz bir araçla şeye geliyoruz ya, görev alanına geliyoruz ya. Mesela az önce öldüm, tekrar başlatmak isterken onu söyleyeyim. Ara sahne siyahta kaldı. Siyahta kaldığı için tekrar başlatmak zorunda kaldım. Bu tarz işte erken erişim problemleri var. Hani bunları da yapımcı söyleyin dediği için söylüyorum. Yoksa hani kötülemek anlamında değil. Bunlar hemen hızlıca düzeltilebileceğini düşündüğüm hatalar. Bunlar düzeltilirse keyifli olur anlamında. Tamam, bu sefer daha stabil, daha dikkatli gidelim. İleride bir anomali noktası var. Burada da aşağı inen bir yer var. Yapay zeka fena geliyor ha. Lan yapay zeka laf attım, beni duydu galiba. Az önce buradan yedim ben. Yok, bu koridoru geçmiş miydim yoksa ya? Ulan bu koridoru geçtim de arka. Os. Bu koridoru geçtim, şu mu uyandı lan yoksa? Ha yo. Bak burada bir anomali almıştım az önce. Yalnız bu değişimler falan neyi işaret? Onu bir ayıkamadım. Burada anomali almıştık. Az önce anomalinin yeri değişmiş. Her oynadığınızda da bir şeylerin yeri değişiyor. Anomalilerin falan. Ya da görev cihazının. Baksana buraya pusmuş. Eşşoğlu. Tam kontrolü gitmek lazım ya. Langur lungur gidilmiyor yani. Harbi tam kontrolü gitmek lazım. Şimdi şunu bir aç. Ne oldu oğlum? Tövbeler olsun. Şimdi zıplama yok ya oyunda. Raya atlamak istemedim ya.
Şurada aşağı giden bir yer vardı. Oraya doğru bir ineyim. Bak yere yatış falan güzel. Helal. Mesela aksiyonu duyan bir yapay zeka. Bak arkadakini vurdum. Ses çıkardım ya. Şu öndeki yürümeyip bir anda koşmaya basınca çok tatlı olurdu. Ha bunu yapan da var bu arada. Bak onu söyleyeyim. Şimdi bu benim 4. 5. denemem. Çünkü tek başıma olduğum için çok kolay ölüyorum düşmanlara. Bir anda etrafımı sarıp tak 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 vuruyorlar. Koşan da görmem ama yapay zeka anladığım kadarıyla farklı farklı hareket ediyor yapay zeka. Farklı farklı şekillerde duruma tepki veriyor. Benim algıladığım o. Ama bir yandan da algıladığım şu. Biz bu anomalileri toplayan, anomalileri inceleyen bir birimde çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Bakacağım hikayesine zaten video sonunda. Bu anomalileri farklı haritalarda topluyoruz yani. Şu an için oyunun erken erişiminde oyunun vuruş hissiyatını, oyunun dinamiklerini gösteren bu galiba. Ortalığı fena karıştırdık. Geçmiyor mu mermi buradan abi hakikaten? Abi burayı açın. Bak şu iki demirin arasını açın kurban olayım yapınca ekip. Bak burayı açmışsın. Orayı da açın arkadaşlar. Kurban olayım bak. Ben buradan pıt indireceğim onu. Hayat memat mücadelesi veriyoruz ya. Kurban olayım ya. Onun... Adam bak adam bana sıkabildi. Adam bana sıkabildi ya. Yapmayın. Adam bana sıktı. Ben de sıkmak istiyorum. O deliği açın ya. Deliğin arasından sıktığıma eminim. Vallahi deliğin arasından sıktığıma eminim. Şimdi oyunun bir hikaye kısmına bakmak istiyorum. Hızlıca Steam sayfasına. Hem de Steam sayfasını görmüş olalım. Fiyatına göstermiş olayım. Evet efendim şu anda Steam sayfasını görüyoruz. Contain'in. Contain taktiksel bir co-op yani arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz ya da başka oyuncularla birlikte oynayabildiğiniz bir FPS türünde oyun. First person shooter olarak geçiyor. 4 oyuncudan oluşan takımınızı kurun ve çeşitli anomaliler ile savaşın. Sıradan ile doğaüstü olaylar arasındaki çizginin bulanıklaştığı yerlerde onları kontrol altına almaya çalışın. Şimdi zaten oyunun içerisinde 4 tane harita görüyorduk ya erken erişimde. Anladığımız şu ki arkadaşlarımızla en az 2 en fazla 4 ya da 5 arkadaşımızla, pardon 4 arkadaşımızla bir ekip kuruyoruz. Farklı haritalarda zorlu düşmanlara karşı görevleri tamamlıyoruz. Görevimiz de anomaliler ve bu anomalilerle bağlantılı cihazları, objeleri toplamak. Şimdilik oyunun oynanışı, gidişatı bu şekilde. Oyun şu an ülkemizde 13.49 dolar gibi bir fiyattan satılıyor. Erken erişimde bir oyun, arka planda gelişmeye devam edecek. Ve hatta yapımcı 2 tane şey paylaşmış. Demiş ki, biz hem sizi dinliyoruz hem de yol haritamız şu şekildedir diye. Contain için merhaba daha önce de belirttiği gibi bu yılın 1. ve 2. çeyrek yol haritasını sizlerle paylaşıyoruz. Yani ilk 6 aylık 2024 6 aylık planımızı sizlerle paylaşıyoruz demişler. Sizi tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz ve daha fazla detay paylaşmaya çalışacağız. Ocak ayında 1. çeyrek Ocak ayında yapay zeka, optimizasyon, erişilebilirlik de ayarları, daha detaylı grafik ayarları, DLSS ve FSR destekleri gelecekmiş. Şubat ayında yapay zeka güncelleştirmeleri, optimizasyon ve hata giderme, voice chat, oyuncuyla sesli konuşabilme ve yeni bir operasyon haritası gelecek. Mart ayında denmiş ki yapay zekayı geliştireceğiz, bugları düzelteceğiz, optimizasyonu kasmaya devam edeceğiz. Kapı mekaniklerinde çalışacağız ve chatten text yazabilme, yazı yazabilmeyi getireceğiz. İkinci çeyrek olan Nisan, Mayıs, Haziran'da ise Nisan'da yapay zeka geliştirmeleri devam edecek. Yeni silahlar, yeni silah attachmentları takılabilirleri, yeni malzemeler, ekipmanlar gelecek. Mayıs ayında yeni düşman tipleri ve yapay zeka geliştirmesi. Aralık'ta yapay zeka geliştirmesi. PvE Extraction Map, tıpkı şeyde olduğu gibi. Hani PvP Extraction Map var Escape from Tarkov'da. Burada PvE yani yapay zekaya karşı, environment, çevreye karşı, yapay zekaya karşı oynayabileceğimiz bir benzer harita. Bir de yapay zeka takım arkadaşları. Yani arkadaşım yok, illa arkadaşım yok diye tekme girmek zorundayım kardeşim diyen insanlar Haziran ayına kadar tek girmeye devam edecek. Haziran ayından itibaren yapay zeka takım arkadaşları onlara dahil olacak. Yapımcı bir bunu söylemiş. Yapımcı bir de demiş ki sizi dinliyoruz demiş. Yol haritamızda da bahsettiğim üzere hani
bizlere hani geri dönüşlerinizi yaparsanız biz bunları problemleri gidermek için en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz, bir şeyleri düzelteceğiz demiş. Valla ben şunu söyleyeyim, karakter hareketleri, animasyonları tatlı gözüküyor. O silahlı koşuş, sağa sola yalpalama falan hoş. Vuruş hissi güzel. Ortamın bir gerginliği var. Çünkü özellikle tek başıma oynadığım için o gerginliği hissedebildim ben Contain'de. Tabii ki daha geliştirmesi gereken çok şey var. Keşke bunun arka planında bir hikaye, hikayesel bir anlatım, bir sinematik destekleme falan olsaymış ama o kafada yapılmış bir oyun değil anladığım kadarıyla. Geliştirilebilir. Neden geliştirilmesin? Yani buraya kadar getirildiyse bu oyun bunun da üstesine koyulabilir. Sadece insanlardan geri dönüşleri iyi almaları ve bu aldıkları geri dönüşleri işte Discord sunucusunda olsun, burada yazıp yaptığınız yorumlar olsun, yani Steam üzerinden yaptığınız yorumlar olsun, bunların iyi alınması lazım geri dönüşlerin. Burada farklı farklı insanların beğendikleri, çok affedersiniz, itin, yani bir şey vardır ya halk arasında bir laf, itin götüne soktukları da yorumlar da var. Ağır eleştiriler, yani ağır eleştiriler de var, çok iyi eleştiriler de var. Ortalama oyun görüşünde olan, yani ortalama bir görüş belirtmiş olan insanlar da var. Yani oyunla ilgili ortalamadır benim fikrim, ne iyi diyorum ne kötü diyorum şeklinde yorum yapan insanlar da var. Ama benim anladığım kadarıyla insanların genel problemi optimizasyon. Yani eğer yüksek performansa sahip bir bilgisayarınız yoksa oyunda FPS anlamında problem yaşayabilme ihtimaliniz var. Bu yüzden hani bu taraf özellikle hızlıca çözülürse keyifli olur. Şöyle de oyunun bir fragmanı var. Onu da son bir paylaşayım. Ondan sonra da müsaadenizi isteyeyim efendim. Buyursunlar Conte'yi. Evet efendim, işte Contain'in fragmanı da bu şekilde. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bu arada oyundaki düşmanlar çıkardıkları sesleri bakımından da bana zamanında yıllar yıllar önce çıkmış Fear 1'deki karakterlerin düşmanlı seslerini hatırlattı. Yani Ready or Not da ilk başta erken erişim çıkmıştı. Şimdi tam sürümü çıktı. İnşallah bir tam sürüş çıkış dönemine kadar. Hatta Ready or Not'a bir hikaye de eklendi. O hikayeyi de biz oynayacağız yakın zamanda arkadaşlarla. Paylaşacağım sizlerle. İnşallah öylesine bir ilerleyiş ve gerçekten olgunlaşmış bir yapıya ulaşmış bir oyunla karşımızda olurlar. Fiyat konusunda tabii ki dolar kuru bizde inanılmaz arttığı için her geçen gün artmaya devam ediyor. Ve artmaya da devam edecek gibi. Şu anda bu oyunun 13-15 dolarlık, bu 13-15 dolar arasında giden bu fiyat durumu bizim ülkemiz için özellikle bir erken erişim oyun adına fazla gelecektir diye tahmin ediyorum oyuncular arasında. Ama dediğim gibi geliştirilip gerçekten iyi bir zemine oturtulup her anlamda oyuncuları tatmin edecek bir yapım ortaya çıkarılırsa ben eminim Türk oyuncusu Türk oyununa destek olmak için, iyi bir oyuna destek olmak için bu fiyatı da verecektir. Ama şu an bir tık erken gibi gözüküyor bana. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben sadece bir ilk bakış olması açısından hani oyunun temelleri neymiş vesaire azıcık da olsa göstermek için sizlere bu videoyu sundum. Contain bu şekilde, yol açık olsun. Umarım başarılı olur. İlerleyen dönemlerde yapmak istediklerini oyunculara sunarak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz oyun için neler düşünüyorsunuz? Paylaşmayı unutmayın.
Hoşçakalın.